İran'dan Moğolistan'a kadar rejimleri, iklimleri, dilleri ve inançları farklı 6 Asya ülkesi. Bir yandan bu farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini yansıtan, öte yandan Türkçe konuşan çeşitli toplulukları ve Türk uygarlıklarının izlerini araştıran bir kültür köprüsü. Turkuaz. Hayat ve sevinç dolu bir baharın güzelliklerle cömertçe süslediği vadideki yolda ilerliyoruz. Sonsuz bereketiyle sadece insanları ve kentleri değil, ama insanlık tarihini de besleyen Indus Havzası artık gerimizde kaldı. Sufilerin Pakistan'ından ayrılıp Hunza Vadisi'ne, Karakurum Himalayalarına doğru ilerliyoruz. Dağlık bölgeye yayılmış vadilerin verimli alanlarında yılın her mevsiminde ürün alınmasını sağlayan tarım yöntemleri uygulanıyor. Yüzlerce yıllık insan emeğinin biçimlendirdiği topraklarda geçmişte pek çok küçük devlet yaşamış ve kaybolmuş. İşte şurası bulunduğumuz yer Mansera Vadisi. İpek yolunun en önemli birleşim noktası. Üç ayrı yolun birleştiği yer. Bu gördüğümüz bütün vadi, görüyorsunuz, buradan geçermiş İpek yolu. Vaktiyle İpek yolu kervanlarının yaptığı gibi, Karakurum dağlarının vahşi dorukları arasında tek geçit olan Hunjerab'dan Çin'e ulaşacağız. Bu mevsimde Hunjerab'dan geçmemizin pek kolay olmayacağına dair bilgiler edindik. Oysa vadideki bahar, her şeyin yolunda gideceğini fısıldar gibi. Efsaneye uygun olarak bu bölgeye Shangri-La, yani Dünya Cenneti adı verilmiş. Ama biz cennet yollarının böylesine zorlu olacağını hiç düşünmemiştik.
Karakurum Otoyolu, Gilgit ve Hunza ırmaklarının canlandırdığı topraklarda Gilgit şehrinden sonra Hunza Vadisi'ne girer. Bu yol yaz mevsiminde yoğun bir turist trafiğine yüklenir. Oysa şimdi bizden başka hiç kimseyi göremiyor ve biraz endişeleniyoruz. Rehberimizin ve yol boyunca konuştuğumuz insanların düşen çığlara dair anlattıklarını önemsemek istemiyoruz. Karakurum Otoyolu'nun yapımında Çinli ve Pakistanlılar birlikte çalışmışlar. Zor koşullarda yapılan bu çalışmalarda pek çok can kaybı olmuş. Yol yapımında ölen iki ülke işçilerinin yan yana toprağa verildiği mezarlıkta 1100 kilometrelik yolun her kilometresi için bir insan hayatı ödendiğini öğreniyoruz. Vaktiyle bu bölgede yaşamış olan Budist topluluklarının kayalara kazıdığı figürler, Karakurum yolu boyunca uzanan uygarlıklar sergisinin yalnızca bir parçası. Hunza Vadisi'nin alt ucundaki Gilgit'teyiz. Burada hoş bir sürprizle karşılaşıyor, Indus Havzası'ndan beri özlediğimiz bir sohbetin içine dalıyoruz. Siz nasıl oluyor? Siz neredensiniz? Hotenden. Hotenden geldiniz. Şarkı Türkistan Hotenden. Çin'den geldiniz buraya. Ne kadar oldu geleli? Çok zaman oldu. 50 yıl oldu. 50 yıl oldu. Maşallah. Maşallah. Siz ne kadar oldu? 23 yıl. 23 yıl. Maşallah maşallah. Siz gençsiniz. Benim akrabalarım da kendine 62 yıl oldu. Akrabalar 62 yıl oldu. Ama siz burada doğdunuz. Burada doğdum. Ha burada doğdunuz. Siz de burada doğdunuz. Çok güzel. Ama Türkçe hala konuşuyorsunuz. Maşallah. Aile içinde Türkçe konuşuyor. Aile hep Türkçe konuşuluyor. Kaç tane varız burada? 100 aile. 100 tane. Harika. Çok güzel. Siz şeyden geçtiniz mi? Huncarap geçidinden? Çok geçtik. Geçtiniz değil mi? Peki bu mevsimde nasıl oluyor? Bu mevsim şimdi biraz kış. Bu mevsim çok soğuk. Şimdi. Soğuktur değil mi? Kar var mıdır? Kar çok? Var çok. Vardır. Ya. Kapalı duyarlar. Kapalı mı? Kapalı, kapalı. Çocuklar. Siz biliyor musunuz Türkçe? Biliyor musunuz? Sen kaç yaşındasın? 13 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın? 1. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşın? 8. 8 yaşındasın. Aferin sana. İngilizlerin sahip çıktığı polo oyunu bu bölgede yüzyıllardır oynanıyor. İki takımın oyuncuları önce halk dansları yaparak hem ısınıyor hem de biraz sonra yapacakları kıyasıya mücadelenin dostluklarını bozmayacağını anlatmaya çalışıyorlar. İngilizler polo'yu öğrendiklerinde belli kurallara bağlamışlar. Yine de Gilgitli gençler faul yapmayı serbest bırakmışlar. Bu yüzden
ağır yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açan kazalar olabildiği anlatılıyor. Davul ve zurnacıların çaldıkları hava, değişen temposuyla oyunun akışını yönlendirebiliyor. Bu nedenle müzisyenlerin takım tutmamaları gerek. Hunza bölgesinin merkezi olan Kerimabad'da Kerim Ağa Han'ın şehrindeyiz. Buranın eski adı Baltit. Vaktiyle bir Baltistan prensinin yaptırdığı kale, şehrin başlangıcı olmuş. İsmailiye mezhebinin lideri Kerim Ağa Han'ın Amerika'da bir oto yarışında ölmesinden bu yana mezhep mensupları kendi sorunlarını kendileri çözüyorlar. Şehirde içki ve sigara kullanılmıyor. Hunza Vadisi, dertsiz ve uzun ömürlü insanların yurdu diye biliniyor. Bunu duyunca hemen uzun ve stressiz yaşamanın sırlarını öğrenmek istiyoruz. Yaşları 103, 101 ve 98 olan ev sahiplerimiz yalnızca geleneksel Hunza yemekleriyle beslendiklerini anlatıyorlar. Usual food and very normal common food from Hunza. From Hunza, so, yes. By example, they are telling me about the soup. This is a mix. What is it? What kind of soup? This is a mixed soup with apricots. Yemeklerin hemen hepsinde ana malzeme kayısı. Kent yaşamının streslerine karşı ne yapılabileceğini sorduğumuzda neden söz ettiğimizi anlamadıklarını söylüyorlar. You see, spinach, yes. Mixed with noodles, local noodles. Yes, local noodles. And this we call that as a kind of bread. Very long life. Kayısı sularımızı içerek ömrümüzü arttırmaya koyulduk bile. Bir geleneksel şaman töreni, yaşlılar dansı, savaşçılar oyunu ve gelin gezdirmesi. Yüzlerce yıllık gelenekler titizlikle korunuyor. Thank you.
şaman geliyor. Yapacağı dansla transa geçip göklerle konuşacağını öğreniyoruz. Şamanlara özgü Şina dilinde söylediği şarkının anlamı şöyle. Gökteki anne dedi ki, 5 ay içinde her şey düzelecek ve her yerde mutluluk hüküm sürecek. Artık tüm yerleşim merkezlerini gerimizde bıraktık. Önümüzde Kara Kurum yolunu Çin'le buluşturan Uncerap geçidi ve içimizde bir yığın kaygı var. Sost sınır noktasında pasaport kontrolümüz yapılırken biz de kendi gereçlerimizi gözden geçiriyoruz. Çinli dostlarımızın bizi Uncerap geçidinin öte yakasında bekleyeceklerini bilmek içimizi rahatlatıyor. Abi sen gene ye. Yediğimiz bir yumurta ya. Çinliler son derece ciddi bu konuda.
Tekne getiriyorsun, tek sayacak. Eğer bir fazla bir eksik varsa zor durumda kalır. Bir dakika. Engin. Artık tak şuna bir tane şey. Bütün diyor ilk bu kış diyor bu geçitten eğer geçebilirsek geçecek olan ekip biziz diyor. Bütün kış hiç kimse geçmedi buradan. Evet. Çok ender olarak bir posta arabası geçiyor Çin'le Pakistan arasında. Is it snow up there? Yes, is it full of snow. Yukarıda çok kar var diyor. Çünkü 5100 metre. 5150 metre. Yukarı çıkıyoruz. Ice also. Ice is also. This is the main problem for us to cross. Through the ice. Ice is a serious problem. Tabii yani buz diyor şeyden kardan çok daha ciddi bir sorun. Uncerap